Neydi ya? Ege'li aileden herkese merhaba diyordu. Ege'li aileden herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuzucuklarımız için semizotlu bulgur pilavı yapacağız. Hadi bakalım. Yukarı çok mu bak? Evet, bugün yapacağımız semizotlu bulgur pilavımız için size malzemeleri anlatacağım. Benim için, yani benim düşüncem gayet besleyici. Sade bulgur yedirmektense sebze karıştırarak daha besleyici bir hale getirebiliriz. Evet, şimdi sizlere semizotlu bulgur pilavımızın malzemelerini anlatayım. Buyurun. Semizotlu bulgur pilavım için ilk önce 1,5 yemek kaşığı bulgurum var burada. 1 havucun 1 bölü 4'ünü doğradım. Küçük küçük minnak diyordum. Ve burada 15 adet, yani 15-20 adet semizotunun yaprağı var. Ben 2-3 adet de sapından da doğradım. Fazla doğradığımda yutamaz düşüncesiyle yapraklarını tercih ettim. 1,5 su bardağında suyum var. Yemeğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar, semizotlu bulgur pilavıma başlıyorum. Şu an tenceremi ocağa koydum. İçinde 1 yemek kaşığı zeytinyağım var. Zeytinyağımı biraz kızdırıp havuçlarını içine atacağım. Ve havuçlarımı 2-3 tur çevirip biraz kızartacağım. Evet arkadaşlar, havuçlarımı şu an çeviriyorum. Bence güzel bir tarif. Bunu büyükler de yapmalı diye düşünüyorum. Yani benim ilgimi çekti açıkçası. Havuçlarımı şu an biraz kızartıyorum. Zaten küçük oldukları için hemen 2-3 tur çevirseniz yeterli. Evet, ayak uçlarım da artın dolanıyor. Evet arkadaşlar, şu an havuçlarım oldu. İçine bulgur pilavımı ve semizotumu atacağım. Gel kamerama. Semizotumu atıyorum. İlk önce bulgurumu attım. 1-2 tur çevirdim. Şimdi semizotumu atıyorum. Doğuka. Ah! Ne oldu lan? Abla! Ya abla, ayağımı yaktın ya. Bilerek mi yaptın? Evet, şu an semizotumu, her şeyimi karıştırdım. 1-2 tur böyle çevirip suyunu ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Gayet de kolay bence. Bunun yanında kendi yaptığınız ev yoğurduyla birlikte yedirirseniz gayet güzel olur. Benim oğlum çünkü ev yoğurdunu çok seviyor. Daha doğrusu yoğurdu çok seviyor. O yüzden de her yemeğin yanında bir kase dediğim bir yemek kaşığı kadar mutfaka yediriyorum. Sade yoğurdu pek yemiyor çünkü. Yemekle karıştırıp daha güzel yiyor. Şu an suyumu koyacağım. 1,5 su bardağı suyum var. Hepsini ekliyorum. Ve bunu pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, semizotlu bulgur pilavımız pişti. Ben size şuradan göstereyim şöyle. Rengi gayet iyi oldu. Bunun içine isterseniz kendinize göre İstediğiniz sebzelerden falan ekleyebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Domates de ekleyebilirsiniz. Domates alerjisi olan bebeklerimiz için kırmızı biber kullanıyoruz. Yani kırmızı biber ekleyebilirsiniz renk vermesi için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.